Abi. Abdullah nasılsın Abdullah? Şu tut karta selam olsun. Akşam dershanede başladınız mı şu tut karta ders? Ya başladık abi. Ha. Şu anda dershanede misin? Yok şu anda evdeyim. Evdesin de arkanda devamlı düşünen şeceri hırkatı koymuşsun. Evinde de mi var? Abi 3-5 kişiye mekanizma da yaptıydım işte o zamanki. O ilk çıktığı dönemlerde. Sen de Sedat gibi yani kafayı durumu yolmayanlardan mısın sen? Ulaşamayız sonra. Keşke olsak. Evet. Bir halatınızı sorayım dedim. Dün akşam benim arabamın sebebi dershanede cuma akşamları yapıyoruz ya, toplanıyoruz ya. He. Dün bir tanesi kardeşlerimizden bir tanesi dedi ki... Bak herkes duyuyor lan ona göre konuş. Herkes duyuyor. Tamam duysun sıkıntı yok abi. He. Yani benim de o anda kafa karıştı. Onlara da dedim ya aslan abi sonrası saat daha erken. Saat 12 olmadı. Çıkarsa çıkar. Şeytan ateşten yaratılma. Cinlerin, cin talibesinin yaratıldığı, yani yapıdan mı? Cinlerin yaratıldığı hayatı ne? Yani şey, esas ham maddesi ne? Ona camide hocalar demiş, şeytan cinler, cin talibesinden yaratılma. Yani ateşten yaratıldı ama cin talibesinden diyor. Azazil olaraktan kabul ediyor. Azazil olaraktan, melek olaraktan kabul etmiyor. Daha şeytaniyet vasfını almadan evvelki kısmını melek olaraktan kabul değil diyor. Şimdi 4 tane büyük melek var diyelim. 5.'si o zaman daha yani şeytan getirip hücum etmeden evvel Azazil 5. Şeytan olmadan evvel melek miydi değil miydi? Soru 1. 2.'si ham maddesi ateş cinlerin ham maddesine. Cinler neyden yaratılma? Soru bitti dinlemedeyim. Evet arkadaşlar bak duydunuz. Ne diyor bu? Birinci soru şeytan melek miydi? Aslı cinsinden miydi? Cinler arasında farkı nedir? Çok kısa böyle bir izah edeyim bakalım. Hafız var hafız. Kur'an'da, hafız Kırıkkan'da mısın? Kırıkkan'dasın değil mi ya? Peki bu şeytan ile cin arasında fark nedir hafızım? Biri ateşten yaratılmış. Biri dumansız ateşten. Tamam. Dumansız ateş nedir? Peki Kur'an'da şeytan o da iblislendi demiyor mu iblis? Ne diyor? Hatırladın mı? Ben ayet akma yerine de. Evet. Yani şeytan sıfatıdır. Adı Azazil'dir. Kur'an'daki şeyi aslı iblis. Yani Risale-i Nur'da da ve ulema da şey yapıyor. 52 tane sıfatı var. 52 tane farzın zıttıdır. Peki Abdullah'ın dediği gibi dört tane meleğin beşincisi miydi? Yani meleklerin tabiatına zıt değil mi? Haram işlemek, isyan etmek melek miydi? Melek talebesinde melekler zaten yaratılmıştır ama hani cinlere benziyor yani yaratılması ama liste cinlere benziyor. Çok güzel. Bir kere yaratılış diyorsun, melekler nurdandır, onlar ateştendir. Demek ki şeytan asıl itibariyle melek değildi. Evet. Değil. Yani odun misali veriliyor hadislerde. Odunu yaktığın zaman çıkan ateşten şeytan, çıkan dumandan cin, çıkan nurdan melek, çıkan külden insan yaratılıyor. Demek ki Abdullah şeytan meleklerden değildi, meleklerin hocası da değildi. İlmi vardı, meleklerin başkasından ders almaya ihtiyacı yok. Çünkü talimle tekemmül etme, öğrenip de terakki etme olmayı için hocaları yoktur. O ne emrolunurlarsa yaparlar, vazifelerine mukayyettirler, vazifeler neyse onları biliyorlar. Şeytan teklifi kabul ve reddedecek irade ve ihtiyar sahibiydi. Allah ona teklif etti, adam reddetti. İlmi vardı, secde ediyordu. Melek cinsinden değildir, iblistir, ateştendir, melekler nurdandır. Onun için şeytan aklın ifrat modudur. Cinler ise cinler ve mahalaklu cinne ve insa ilal yabudun. Cinler ve insanlar ibadet için yaratılmış, şeytan için geçmiyor. Cinlerin Müslümanı var, Yozgatlısı var, Kırıkkanlısı var, Fransızı var, İngilizi var, Lazı var. Hangi beldede doğmuşsa, mesela bizim köylüler bizim köylüdür, burada doğmuş. Onlar da Müslümanı var, gavuru var, Yahudisi var ve Müslümanların arkasında namaz kılarlar. Cinler dumansız ateşten yaratılmış. Peki cinlerin kafiri kimdir? Cinlerin kafiri iblistir, açık ayet. Peki cinlerin kafirine iblis denilirse, Müslümanın kafirine ne denilir? İnsan. İnsanın kafirine kafir denilir ama sinsi ise münafık deniliyor. Münafık ondan da eşeğettir.
Nasıl ki biz insanlar kafiri var, Müslümanı var. Cinlerin de kafiri Müslümanı var ama şeytanın kafiri Müslümanı yoktur. Şeytan çift cinsiyetlidir. Kendisinden kendisine döller. Onun için lanetlenmiştir eşcinsellik. Ama şeyler ise, cinler ise çift cinsiyetli değildir. Dişisi ve erkeği vardır. Ondan sonra onların erkeği çok çirkindir. Cinlerin kadınları çok güzeldir. Peridir kızı. Ondan sonra onun için kadınları insan taifesindeki erkeklere çok düşkün olur. Çünkü cinlerin erkekleri sipsiyahdır. Ondan dolayı intikam almak için de onların, yani sistemi anlatıyorum sistemi. Kafirleri, erkek kafirleri, cinlerin de Müslüman kadınlara musallat olmaya çalışır. Birincisi bu. İkincisi soru neydi? Cinler hakkında. Bunlar birisi ifrat modumuzu çalışıyor, birisi tefrit modumuzu çalışıyor. Şeytan amelimize musallat olur, amelimizin sallamasıdır. Cinler ve ervah habiseler ise, cinler ise itikadımıza musallattır. Şeytan imanımıza musallattır, amelimize musallattır. İmanımızı ve amelimizi test ettiriyor, sağlamasını yaptırıyor. Cinler ise itikadımıza musallattır. Vehmimize, vehmimize musallat oluyor. Yani düşüncelerimizin sağlamasını yapar. Toparlıyorum. Şeytan amelimizin, cinler ise düşüncelerimizin sağlamasıdır. Şeytan imanımıza, cinler itikadımıza musallat olur. İnsan ise canı cendir. Yani taş olmadın, toprak olmadın. Bunların taşın, toprağın hayatı yoktur. Şey, hayatı da vardır ama kanuniyet itibariyle var. Hayatı yok. Ağaçların hayatı var, hissi var, ruhu yoktur. Hayvanların ise ruhu vardır. Hayvanların ruhu vardır ama aklı yoktur. Şeytanın aklı yoktur, zekası vardır. Cinlerin, Müslümanının aklı vardır ama cinlerin, kafirlerin zekası yoktur. Cinlerin kafir Müslümanı vardır, şeytanın kafir Müslümanı yoktur. Tek boyuttur. Ondan sonra şeytan müdil dedik. Bir de ustad ne diyor? Bu şeytanın işareti cihazda bir şey var. Kalbinde marifetullah, marifet yoktur. Sanat-ı fıtiyesi ile, sanat-ı fıtiyesi çok önemli. Bunu sorma ne demektir? Sanat-ı fıtiyesi itibariyle devamlı ifsatı düşünür. Sanat-ı fıtiyesi, şeytan bize iki katkısı vardı ki çok önemlidir. İnsan insan yapar. Bir, makası dökülüğü hayliyeye. İki emre, iki ne yapar şeytan? Kemalat insaniyeye ve makası da hayli külliyeye vesiledir. Abdullah olmuş mudur abi? Adam dersen küçük bir şey. Şeytan, şey yani şeytan olmadan cinlerin ve insanlara şey veya da meleklere daha iyilik yapıyor diyor. Daha iyilik değil mi? Yardım, yani mesela diyelim ki şöyle geçer Risale-i Nur'da. Ağaçlara toprak daha iyilik yapar. Onu besler. Yani beslemesi noktasında yani vaydi kıyası da oluyor. Dahilik yapar. Yani farklı bir fıtratta oldukları için şeytan bu teklifi meleklere yaptı ama yapıları itibariyle de işaretçi icazda şer tercih etmeye şeyler olmadığından Adem'e secde etme meselesinde melekler secde ediyor. Şeytan ise yapısı itibariyle kabul edip reddetme sistemi var. Meleklerde bu yok. Meleklerde reddetme özelliği yok. Şeytan teklif edildi. Sen secde et dedi. Etmem dedi. O zaman şöyle bir şey çıkarmasın abi. Yani şu andaki ben şey, eğer şeytan kabul etmiş olsaydı melekleri geçmiş olurdu. Evet. Çünkü niye? İnsan da kabul etme, reddetme özelliği olduğu için meleklerin üstündedir. Evet. Ama tersi ise şeytandan da daha aşağı düşebiliyor insan. Çünkü berhuma dal deniliyor, hayvan daha dibe geçiyor. Sebebi şu, insanda meleklik var, şeytanlık var, nebatat var, hayvanat var, ruhaniyat cinsinden hepsince mi? Yani Allah'ın dışında ne varsa hepsinin toplamı insan. İnsanda var. Tekrar geceniz mübarek olsun. Efendim gafurum. Sizde miyim abi? Ben de Abdullah abi o zaman şey olarak, ek olarak yine benzer bir soru sorayım o zaman. Cennet abi, cehennem 7 tabakadır biliyoruz. Cennet kaç tabakadır abi? Cennet 8. Peki bu 8 tabakadır abi, acaba sadece 8. tabakasında mı şeytan Adem'e musallat olmuştur? Yani her tabakasında, yani mesela şöyle söylüyorum abi. Ben tahrip ve kasap, serbest bölgemde de cennet yaşıyorum. Hasan abi, ben serbest bölgemde de cennet yaşıyorum, tasdik, iltizam, itikad ve vicdanın bütünlüğünde de cennet yaşıyorum. Acaba vicdanın bütünlüğündeki yaşadığım cennette mi şeytan musallat olamıyor? Orada mı Adem'i kandıramıyorlar acaba? Böyle bir şey olabilir mi? Yasin devrede mi? Yasin burada mı? Yasin Metin var dostum, orada mıdır? Yok. Şimdi, cenneti araştırmıştım. Burada mıdır? Yok. Şimdi, cennette şeytanın ne işi var? Cennette şeytanın. Kim musallat olmuş?
Öyle geçiyor. Şimdi cennette 8 ama bir tabakası var ki ortada. Yani göbeğinde. Ona Darül Selam denilir. Darül Selam'da işaret üzerinde geçiyor. Meyveleri meyvemize benzer, erikleri eriğine benzer. Yani bu dünya alemi şehadete benziyor. Ama tatları benzemiyor der. Şekli ve rengi benzer diyor. Değil mi? Hatırladınız mı? Hı. Şimdi bu şeytanın musallat olabildiği yer Emre rahat dur. Emre dur. Hiçbir şey oynama. Şeytanın Adem'e musallat olduğu yer Darül Selam'dır. Darül Selam cennetle cehennem arasında hani bazen derler ya arasa. Yani dünyaya benzediği için cennetin içindedir. Cennetin yapılarındadır. Cennetin 7 tabakasının dışında farklı bir tabaka ama cennete dahildir. Darül Selam orada musallat olmuş. Yani sirayet edebilmiş oradan. Bizim dimağdaki serbest bölgeye benziyor. Darül Selam. Yani işaret icazda geçtiği gibi şekli ve ismi dünyadaki mesela erik. Darül Selam'da dünyadaki erikle ismi de resmi de aynı ama tadı değil. Ama diğer cennette ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşeri hutur etmiş. Orada müdahale edilebilmiş yani edebilmiş. Abi o zaman Darül Selam aynı yani serbest bölge mi diyor? Ona benziyor. Serbest ticaret merkezi. Evet, orada cennetini de yaşarsın, cehennemini de yaşarsın. Oradayız. Yani kendini kötü hissetme, iyi hissetme oradadır. Gafur bir şey diyordun, bir seslerin geldi ama. Yani bu çok çok verimli bir cevap oldu. Allah bilir razı olsun abi. Çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun inşallah. Bu altyapısını doldurmaya gayret ettim. Yani çok soruluyor da bu sorulmadı bu ortamda ama. Yani şeytan cennete nasıl girdi? Darül Selam'a mı girebiliyor? Çünkü dünyaya benziyor. Evet, harika. Evet, dünyaya benziyor. İşaret hücresine geçiyor. Efendim abi. İblis cinlerden diyor. Evet. İnsanlardan da şeytan var. Bu kavramla nasıl özdeşleştireceğiz, karşılaştıracağız? Yani hani diyor ya, o cinliler libas giyseler insi şeytanlar olurdu. O insi şeytanlar elbiselerini çıkarsaydı o cinli şeytan olurdu diyor. Tamam yani Erdinç. El sualin nesvil ilm. Sual sormak ilmin yarısıdır. Ne anladığını anlat bakalım bize. Yani şeytanlık bir sıfat ama bu iblis denen yani şeytanlık yapan Azazil ile ilgisi farklı mı? Farklı. Yani mesela Hasan'ım ben. Ne, kulağım mı Hasan ben? Gözüm kulağım. İsmi Azazil. Vasfı kim? Yani kendisi kim? İblis. Sıfatı ne? Sıfatı nedir? Şeytandır, hennastır. Böyle sıfatlar var. 50 küsür tane. Evet. Vücudun içinde hayra hiçbir yer yoktur. İnsanlardan da hayra hiçbir kabiliyeti kalmayan, sırf ve sırf kötülükten, şerden lezzet alan, zerre miktar hayra kabiliyeti olmayanlar insi şeytan oluyor. Erdinç. Erdinç ve Abdullah Şututkart. Cinlerle şeytanın karıştırılmasının sebebini söylüyorum. İyi ki kapatmadan bunun fırsat oldu. Cinlerle şeytanın karıştırılmasının sebebini söylüyorum. Şeytan ateşten, cinler dumansız ateşten. Mesela yanıyor ama ateş yok, duman var. Yani ıslak ağaç gibi. İşte bir hayal edin, işte bunu tevfik edememekten cin şeytandı, şeytan cindi diye demelerinin sebebi budur. Yani odunu yakarsanız, o ateş var ya ateş, nur değil. Nur. Duman ise yanmayıp içten yanan, yani şöyle diyeyim. Şimdi sigara içiyoruz. Sigara, duman, kimin ihtiyacı ise sizi hissettiren odur. Sinyal veriyor. Yani dumanı hayal eder misiniz dumanı? O dumandan cin yaratılıyor. Ateşi hayal edin ateşin. Ateşi hayal edin. Ateşten, evet, görüntüyü kapatır mısın? Kendi görüntünü ve sesini kapat. Görüntünü ve sesini kapat, tamam. Şimdi, yok siz değil, o çok oynuyor. Ateş. Ateşten şeytan yaratılıyor ama dumandan cin yaratılıyor. İkisi farklı. İşte bunu ayırt edemiyor. Bu odun misali çok güzel bir misal. Duman, ateş. Yani kökenleri aynı. Ama ta suretleri, hakikatleri değil. Mahiyetleri aynı, hakikatleri duman, ateş. Hakikat bu. Kökeni ise Esma-i İlahi. Bu duman ile ateşi fark etme nispetinde cin ile şeytanı ayırt ederiz. Anladım. Peki. Şey de diyebilir miyiz abi, kimyada tam yanma olursa, yani karbonla oksijen yan yana gelirse, tam yanma diyoruz biz buna, karbon dioksit oluşur. Bundan duman çıkmaz. Ancak bunun yanında karbon monoksit de beraber çıkarsa bu duman yapar. Harika. İkisinin maddesi bir. Evet. Ama farklı çıkıyorlar. Yani mahiyetleri aynı, hakikatleri
Hakikatları farklı. Evet. Bak duman, hayalet, bir yeşil odunu yaktın, duman çıkıyor böyle. Acayip. O maddeden cin yaratılıyor. Ateş, ateş gözükmez. Ateş yakar, gözükmüyor hiç. Onunla şeytan yaratılıyor. Nur var nur, melek yaratılıyor. Kül ise insan yaratılıyor. Kül hepsini tutandır, vücutta tutandır kül. Hasan abi, o zaman şeytan mudil esmasına dayadığına göre cinler de mudil esmasına mı dayanmış oluyor? Mudil esması değil, cinler de şu anda hangi esmaya dayadığını bilmiyorum. Ama bir esmaya değil, mudil ismi biraz da cami olabilir yani. Çünkü cinlerin Müslümanı da var yani. Ama şeytanın Müslümanı yoktur. Abi onlarda da ihtiyar yok mu? Cinlerin kuvve-i işaret icazda geçiyor. Cinlerin de kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeyviyeleri vesaire, kuvve-i atliyeleri var ama nakız çok. Çok şey. Cinler dumandan olduğu için çok asabidirler. Onun için cinlere musallat olanlar çok böyle asabi olurlar. Hatta acele etmek şeytandan da var ya, ateş yani. Hiç sabır yoktur. Onları söndüren, öldüren sabırdır. Sabır şeytanı öldürür, hikmet cini öldürür. Tefekkür. Yani esmanın mazariyetleri yok mudur abi? Olmaz olur mu? Mudil esmasını mazardı şeytan. Yok, cinler. Cinler de esmayı mazardır ama bilmiyorum hangi ismi olduğunu. Şu anda aklımda yok. Bir yazmıştım ama unuttum onu. Bir esmanlık ya, bütün esmalara nakıs da olsa her şeyine mazardır. Mazardır. İşte onu demek istiyorum. Esmalara mazardır, galip esmayı kastettim. Esmalara mazardır ki Müslümanı var. Ama mudil esmanın şeyi yok. Mudil, iddial eden. Ortadan kaldıran. Ben de bir şey sorayım abi ya. Musibetlerle yanan insan, çıkan dumana ne diyeceğiz? Yani ne demek kastediyorsun? Musibetlerle işte yanan, azap çeken insanı mı kastediyorsun? Evet, yani bir yanma olmuyor mu? O yanma var. O yanmada duman çıkar mı acaba? O duman çıktığı zaman cin mi çıkıyor acaba? Yok yok. O duman değil abim. O yanmada ruhani deniliyor. Erbah aliye ve erbah habise olur onlardan. Onlar işte erbah aliye, erbah habise. Mesela bir misal vereyim ben bugün. Çirkin maddeleri tafun etmiş maddenin de kokusu da dumanı da pis yani şey değil. Mesela bu köyde olduğumuz için çöpleri, yanacak çöpler atılmıyor. Burada yakılıyor. Mesela deterjan kutuları, poşet şeyleri, onlarla ben yemek pişirmemeye çalışıyorum. Onlar pişirilmez. Yani şeran aram değil. Ama onların da şeyi, yapıları kendileri cinsindendir ısısı. Dolayısıyla bu sorunlar şey olsun yani. O cinsten oluyorlar. Mesela başka bir misal vereyim. Ter mübarektir. Allah Resulü'nün teli, senin telin, bütün kardeşlerin teli mübarektir. Şarap içenin teli necistir. Batını dışarıya taşıdığı için. Dolayısıyla bu hakikati batında taşıdığı için hakikati şeydir. Mesela cinlerde esmalar var. Galip esmayı bilmiyorum ama esmalar var ki Müslüman tarafı var. Şeytanda ise müdil var. Ortadan kaldıran, iklal eden, saptıran manasına gelen bir esmadır. O ne yapıyor? Ona mazan olduğu için, güzel bir ayna olduğundan dolayı çok ciddi iş yapıyor adam. Ama irade ve ihtiyarıyla tercih etmiş. Bazı insanların tercih ettiği gibi. Mesela bunları söylüyorsun, adam düşman oluyor. Adamın iyiliği için uğraşıyorum, adam düşman oluyor. Yani düşman. Anlatıyorsun böyle, akrabalar da şey, ne diyor mesela? Yani alay ediyor. Seni gördükleri zaman cenazede, taziyede. Yani zavallı, zavallı zannediyor. Şimdi bu da esmaya mazar işte ama bu işte böyle mazar. Kaleçesi düşman. Evet, Erdinç nerede Erdinç? Erdinç olmuş mudur biraz? Abi. Olmuş mudur biraz? Biraz oldu Hasan abi, Allah razı olsun. Peki. Ders sonunda böyle sorular sorun var bak. Çok güzel oluyor. Ders sonrası çıkıyor. Yani ben onun için kapatmadım, belki hemen şey yapmasın. Meram olan var çünkü telefonla bak bugün aradın. O anda da gündüz aradığınız zaman birisi vardı, dur bakayım. Ona Harun var, Harun. Dükkan keserken aradı. Dükkan temizliyordum böyle. Ondan sonra çıkartıp açalım. Niye muhatap olamam? Yani beklediği bir Hasan yok. Böyle. Onun için zaman zeminimiz olmayınca iş yapamıyorum. Ama böyle keşke derse katılsaydı. Dersten sonra hem birbirimizi görüyoruz, böyle birbirimize teselliciyi, birbirimize keyif alıyoruz. Birbirimizi, kendimizi ikram ediyoruz. Sohbet, ehli sohbet ne demek? Ehli sohbet demek kendimizi kardeşlerimize ikram edendir. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın ashabı vardı. Ehli sohbet. Peygamber ne demek ehli? Sahabi ne demek? Allah Resulü kendisini ikram ettiği kişiler. Nasıl ikram ediyor? Sohbette kişi kendisini ikram eder. Onun için bu çok önemli böyle. Aslında kahve demlik gibiyiz yani şu ortam, şu mana, dimağ grubu demlik gibiyiz. Demleniyoruz yani. Ve birbirimize ikram ediyoruz. Muhammed Duman çay içtiği gibi. Muhammed Duman organik çay iç o zaman. Peki.
Muhammed Numan bugün katılamadı herhalde telefondan dolayı. Yok yok yok, katılıyor katılıyor. Muhammed Numan senin tam üstünde görüyorum seni. Abdullah ikiniz de yoksa ikiniz de tevafuk etti. Benim ekranda alt üst senin üstü. Muhammed Numan'ın da üstünde Emre var. Onun da üstünde Tahir Karameşe var. Ondan sonra hepiniz bir şeyde gözüküyorsunuz öyle. Ama bugün Sedat Erzurum'dan ses çıkmadı. Burayı da dinliyoruz. Peki. Daha başka şey yoksa selam veriyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geceniz mübarek olsun. Aleyküm selam.